dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanların durumu Kur'an'a göre nedir, onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi farklı gruplara ayrılmak bir zenginlik midir, yoksa son derece sakıncalı bir durum mudur? Sizlere onları açmaya çalışacağım. Hucurat Suresi 11. Ayet. Ey iman edenler! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte bu kimseler zalimlerdir. Bu ayette Allah çok açıkça kendinizden başkalarına kötü demeyin diyor. Ama eleştirmeyin, onların yanlışlarını söylemeyin de demiyor. Adama bakıyorsun kendince bir din uydurmuş, Müslümana yakışmayacak birçok şey kendisinde mevcut. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği dine bir bakıyorsun, adamın yaşadığı dine bakıyorsun, neredeyse alakasız. Belki diyeceksiniz ki o insanlar çok kötü şeyler mi söylüyor? Şunu belirteyim. Hiçbir din kötülüğü emretmez, pagan dinleri bile. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. O kadar Amerikan filmleri seyrediyoruz, içlerinde papazların olduğu bölümler var. Hiçbir papazın kötü bir şey söylediğini şimdiye kadar duydunuz mu? Veya Hinduizm veya Budizm felsefesine bir bakın. Onlar da kötü şeyler söylemiyorlar. Çok güzel şeyler de söylüyorlar. Şimdi Uzak Doğu sporlarıyla ilgilenen arkadaşlar bilir, ben de yaptım zamanında. Uzak Doğu sporları Budizm'den esinlenmiş sporlardır. Oradaki saygıyı, sevgiyi, rakibine olan saygıyı o sporları yapan arkadaşlar bilir. Birbirimize haşat ederdik ama sonunda birbirimize sarılır, selam verirdik. Yani bu dinler de kötülüğü emretmiyor sonuçta. Mesela Japonlara bakalım. Japonlar da Şintoizme inanan insanlar, onlarla temas eden insanlar bilirler ne kadar saygılı, ne kadar erdemli insanlar olduklarını. Genel olarak. Şimdi sizlere En'am suresi 159. ayeti okuyacağım. O kadar çarpıcı bir ayettir ki. Allah peygamberimize hitaben şöyle diyor. En'am suresi 159. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra onlara yaptıklarını haber verecektir. Şimdi belki bazıları şunu söyleyecek. Bu ayetin bizimle ne alakası var? Tabii ki bu ayet Yahudi ve Hristiyanlara, hatta müşriklere hitap ediyordu. Peki biz bu ayetten ve buna benzer ayetlerden ders çıkarmayacaksak bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de ne işi var? Bu Yahudilerin, Hristiyanların, müşriklerin yaptığı kötülükleri anlatan kıssaları çıkardığımızda Kur'an-ı Kerim'den zaten geriye ne kalır ki? Geriye müminlere yapılan övgüler, cennette yaşayacağımız güzellikler, oradaki nimetler kalırdı. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu ayetleri, bu kıssaları biz buradan ders çıkaralım diye koymuştur. Yoksa bize ne 5000 sene önce yaşamış müşrikten veya münafıktan veya Yahudi ve Hristiyan'dan derdik. Allah Kur'an-ı Kerim'e bu ayetleri, bu kıssaları hikaye veya masal olsun diye koymamıştır. Müslümanlar da Hristiyanların ve Yahudilerin düştüğü hataya düşmesin diye Allah bu ayetlerle bizleri uyarır. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlar bir sürü ayrılıklar, mezhepler yarattılar, yüzyıllarca birbirlerine zulüm yaptılar. Ve Hristiyanların arasında mezhep yüzünden, ayrılık yüzünden yüzyıllarca soykırımlar, büyük savaşlar, çok kanlı savaşlar olmuştur. Sonuncusu da 2. Dünya Savaşı'dır. 60 milyon insan öldü. Hristiyanlar sonunda akıllandılar, geçmişinden ders aldılar. Şimdi herkes ekmeğine bakıyor, ben ülkemi nasıl kalkındırırımın derdinde. Peki bunun sonucunda Müslümanlar ne yaptı? Hristiyanların 500 yıl, 600 yıl önceki bıraktığı yerden Müslümanlar devam ediyor. Müslümanlar da mezhepler kurdular. Bugün mezhep yüzünden Müslümanlar birbirlerini çatır çatır katlediyor. Şiiler gidiyor Sünnilerin camilerini bombalıyor. Sünniler de gidiyor Şiilerin camisini bombalıyor. Onlarca insanı katlediyorlar. Hepsi de mümin olduğunu iddia ediyor. Peki Türkiye'de neler oluyor? Onlarca cemaat, onlarca tarikat, hepsinin dini neredeyse birbirinden farklı. Sonuçta hepimiz Müslüman değil miydik? Biri öbürünü beğenmiyor, öbürü beğenmediğine sapık diyor. Bu
tarikatların hepsinin liderleri Seyit. Sanki haşa Hazreti Hüseyin katledilmeden önce bütün tohumlarını Türkiye'ye yaymış gibi bütün tarikat liderleri Seyit. Çok acayip bir şey. Sanki bakıyorsun Türkiye'de ayrı ayrı dinler varmış gibi görüyorsun. Her tarikatın, her cemaatin lideri mutlaka Mehdi. Hele bir tane Mehdi'yi gördük 15 Temmuz'da, Türkiye'yi kana Yani buladı. Sonuç olarak Müslüman'ın anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den haberin olmazsa böyle rezillikler olur, senin de hiç haberin olmaz. Anayasadan haberin olmazsa o insanların yaptığı yanlışlıkları veya kötülükleri görme ihtimalin sıfırdır. Her zaman söylediğim gibi kitabınızdan haberiniz olsun, Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.